Onun dışında Göktürk'le ilgili tabii kuzeye girişimiz var. Şu anda Göktürk Spor Kulübü'nün olduğu alandan Göktürk'e giriş çıkış noktamız var. Onunla ilgili bir çalışma başlattık. O da belki buradan sizin aracınızla Göktürk'ler bir müjdemiz olsun. Çok kısa bir süre sonra oranın o yolun genişletilmesi, ışıklandırılması ve asfaltlanması noktasında bir çalışma başlattık. İnşallah o çalışmamız sıkı bir şekilde devam ediyor. Bittiğinde sabahları ve akşamları Göktürk'e giriş çıkış noktasında alternatif bir noktamız olacak. İkinci bir alternatif çıkış olacak Aynen yani. öyle ve Göktürk'lere çok rahatlayacağı, çok teşekkür edeceği çok güzel bir iş inşallah yapmış olacağız. Tabii bizim seçimde bir vaadimiz daha vardı Göktürk'lere. Bir yürüyüş yolu, Özgecan Parkımızın olduğu Fidanlık'taki yürüyüş yolunu spor parkuru olarak Göktürk'lerin hizmetine kazandıracağız demiştik. Onu da yaptık. Biz de hafta sonuna gidip orada Evet. bisiklet de kullanıyoruz, spor da yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra onun açılışını da yapacağız. Özgecan Aslan ismini verdik parkurumuza. Çok güzel, çok şık, çok sade ama çok fonksiyonel bir yürüyüş Parkur parkuru oldu. İsmi de çok güzel. oldu. Tabii aynı gün rahmetli Esat Edin adına da parkurumuzun açılış gününde bir halk koşusu tertipledik. İki kemer arasında. O da istedik, bekleniyordu sizden. Evet, o da bekleniyordu. Onu da yapıyoruz. O gün inşallah değişik kategoride başvuruları almaya başladı arkadaşlarımız. Belediyemizin önünden başlayıp kemerden dönüp tekrar gelip Dışarıdan Özgecan halkın, vatandaşın katılacağı. herkesin katılabileceği bütün Göktürkleri bu anlamda Kemerovgaz'a özellikle Göktürkleri ben bu yarışmaya, bu koşuya katılmaya davet ediyorum. Katılsınlar o gün beraber inşallah hep beraber koşalım. Şenlik havasında bir etkinlik yapalım. Hemen aynı gün akabinde de Özgecan Aslan Parkımızın açılışını yapalım. Çok hoş bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. İnşallah Günü belli mi Esat başkanım bunun? evet Esat Edin adına da bu koşumuzu geleneksel hale getireceğiz. Her sene. Her sene inşallah Çok güzel olur. yapacağız. Hem Göktürk'e hizmeti geçmiş, çok kıymetli bir şahsiyet, bir vizyon sahibi bir Adını insan. yaşatmış olacağız bu sene. Aynen öyle. Hem de bu tip insanların, memleketimizin bu tip insanların anılmaya, hatırlanmaya ihtiyacı var. Bu tip vizyoner insanların yetişmesine ihtiyacı var. Bu tip insanlar sayesinde memleketimizde güzel şeyler yapılıyor. Onları da unutmamamız lazım. İnşallah o günde hem Özgecan Aslan Parkı'nın açılışıyla beraber bu koşumuzu yaparak Göktürk'lere hoş bir zaman geçireceğimizi düşünüyorum.